dini kuralları kişi ve kurumların hatalarını örter şekilde yorumlamak aşağılık bir din sömürüsüdür. Kuralı bir daha tekrar edeyim. Dini kuralları kişi ve kurumların hatalarını örter şekilde yorumlamak aşağılık bir din sömürüsüdür. Bu sömürü dini yapıcı ilahi bir düzen olmaktan çıkarır, onu geriletici bir unsur haline dönüştürebilir. Kur'an dilinde bu tür din sömürüsüne ilahi hükümleri gizlemek ve az bir bedelle satmak denir. Evet, Kur'an dilinde Bakara suresinin 174. ayetine bakıldığında bu gerçek görülebilir. Sevgili kardeşlerim, hac bağlamında bu kuralı örneklendirelim. Biliyorsunuz, hepimizi üzdü. Bu yılda hacda şeytan sembollerini taşlama sırasında 350 Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir ölçüde ölen hacılar ama büyük ölçüde elbette yönetim sorumluydu. Evet, 350 insanımızın ölmesi bir felaketti. Ama bu felaketten daha büyük bir felaket bizim katımızda. O da dini kurallar işletilerek getirilen yorumdu bu felakete. 350 insanın ölmesi felaketinden daha büyük bir felaketti bu. Şöyle ki, aradan henüz 3 gün geçmişti. Bendeniz de Medine'ye gittim. Cuma günü, yani geçen cuma, aziz peygamberimizin kabrinin içinde yer aldığı Mescid-i Nebi'de bir cuma hutbesi sunuldu. İşte felaket burada sergilendi. Cuma hutbesinde özetle şöyle deniyordu: yönetimin iyi niyeti ve gayretini biliyoruz. Onlar suçlanamaz. Kaldı ki ölümler bir kader olgusudur. Kader olgusu olduğu için de ölümler engellenemezdi. Sonuç, örnek olarak sunulan ayetlerle felaket örtülüyordu. Daha açık anlatımla, dini kuralları kişi ve kurumların hatalarını örter şekilde yorumlama yapılmıştı. Verilen örnekler ayetlerden şunlardı. Sizler için tespit ettim ama bu ayetlerin aktarımı bize yepyeni ufuklar açacak. Verilen birinci örnek Münafıkun suresinin 11. ayetiydi. Bu ayette Estaizu billah
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Bir kişinin belirlenen eceli geldiğinde Allah o canın ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayete dikkatinizi çekerim. Allah'ın kişi için belirlediği ömür bittiğinde onun ölümü ertelenmez. Ölüm taakkuk eder. Verilen bir diğer örnek Ali İmran suresinin 145. ayeti idi. Estaizu billah ve ma kana li nefsin en temute illa bi iznillahi kitaben müeccela. Hiçbir nefis yoktur ki o Allah'ın izni olmaksızın bir de kendisi için belirlenen vadeye erişmeksizin ölsün. Vadeye erişildiği zaman kişi o zaman ölebilir. Sevgili kardeşlerim, verilen bir üçüncü örnek Ali İmran suresinin 156. ayetiydi. Bu ayeti kerimede şöyle: Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu. Ey inananlar, sizler hayatın süresiyle ilgili batıl görüşlerinde Yaradan'ın egemenliğini tanımayan insanlar gibi olmayın. Onlar وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ kardeşleri için şöyle derler: اِذَا دَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَفْكَانِ غُزَّنْ. Onlar bir yolculuğa çıktığında veya savaşa katıldıklarında kardeşleri için لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا كُتِلُوا. Eğer onlar yolculuğa çıkmasalardı veya savaşa katılmasalardı onlar ölmezler veya öldürülmezlerdi. Ey müminler, siz Yaradan'ın egemenliğini tanımayan o insanlar gibi böylesi batıl görüşleri dile getirmeyin. Sevgili kardeşlerim, bu mantığa göre eğer yolculuğa çıkılmaz veya savaşa katılmazsa kişi ölmez. Yargı bu. Kur'an bu yargıyı reddediyor. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Allah onların bu batıl ve insanı çökerten inançlarını yüreklerine bir hasret olarak sindirmiştir. وَاللّٰهُ يُحْي وَيُم۪يد. Allah odur dirilten ve öldüren. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ. Allah yaptıklarınızı görücüdür. Aziz kardeşlerim, Ali Rıza Hoca ne yapsın? İster istemez bağlantı kuruyor. Eğer bizim ordumuz tarihi şanlarına erişmek, mevcut yetersizlikler içinde
sınırlarını koruyabilecek bir yapıya ulaşmak istiyorsa bu inancı kökleştirmelidir. Yani yolculuğa çıkmak veya savaşa katılmak ölümün nedeni değildir. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Hiçbiriniz tanık olduğu gerçeği aktarmakta tereddüt etmesin. Zalim yönetimlerin baskısından korkarak gerçeği haykırmamazlık etmesin. Zira zalim yönetimlere karşı gerçeği haykırmak ne ölümü yaklaştırır ne de rızkı uzaklaştırır. Bu inancı kafalarda ve kalplerde kökleştirmezseniz en ileri teknoloji ürünü, silahları kullansanız dahi temel haklar ve özgürlüklerinizi, yurdunuzu savunamazsınız. Nerede kaldı ki dıştan alacağınız, borçla alacağınız, modası geçmiş silahlarla koruyabilme gücüne ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şöyle denebilir. Hocam, iyi de verdiğin bu örnekler Medine Mescid-i Nebi'de, Mescid-i Nebi'deki hatibin yaklaşımını doğrulamıyor mu? Evet. Eğer yalnızca bu ayetleri ele alırsanız, ölümün bir kader olgusu olduğunu işleyen, mümini yüreklendiren, hayata bakışını güçlendiren bu ayetleri diğer ayetlerden bağımsız olarak ele alırsanız, işte o zaman büyük bir hatanın içine, dolayısıyla bir din sömürüsünün içine girmiş olursunuz. Yani kişilerin, kurumların, yönetimlerin hatalarını Kur'an ölçüleriyle örtmeye kalkışırsınız. Sevgili kardeşlerim, doğrudur. Ölüm bir kader olgusudur. Ama ölümün bir kader olgusu olması ölüme neden olanların suçluluğunu, günahkarlığını gidermez. O ayrı bir konudur. Siz ölüme neden olmanın sebebiyle suçluysanız suçlusunuz. Ve günahkarsınız. Kur'an'ın bütünü ele alınıp değerlendirildiğinde bu gerçeği görürsünüz. Bakınız aziz kardeşlerim. İntihar bir İslami haramdır. Ötenazi de böyledir. Siz varlığınızın sahibi değilsiniz. Varlığınız sizin benliğinize ilahi bir emanet. İntihar edemezsiniz. İntihar ederseniz nefsinizin katili olursunuz. Bunun içindir ki sorumlu olursunuz. Peygamberimiz kim canına kıyarsa kıyamet gününde canına kıydığı yöntemle sürekli olarak azaba uğratılır buyuruyor. Evet, ölüm bir kader olgusudur. Ama o olguyu vücuda getirici atılımı yapan sizsiniz. Siz olduğunuz için sorumlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Yüce Mevlamız Nisa suresinin 92. ayetinde Estaizu billah ve ma kana li mu'minin en yaktule mu'minen illa hata'a buyurur. Bir Müslüman bir Müslümanı ancak hata yoluyla öldürebilir. Eğer hata yoluyla öldürürseniz size bir ceza biçilmiştir.
O ceza bir esiri özgürlüğüne kavuşturmak veya dolgun bir tazminatı ölümüne neden olduğunuz kişilerin varislerine vermektir. Bakınız, bir hata sonucu ölüme neden olduğunuz için dahi Yaradan sizi sorumlu tutuyor. Evet, ölüm bir kader olgusudur. Ama bu olgu çok değişik biçimlerde vücuda gelebilir. Eğer siz bunun görünür nedeniyseniz sorumlu olursunuz. Bir diğer örnek daha verelim, konuyu kapatalım. Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 178. ayetinde taammüden, kasıtla insan öldürmelerde insana ölüm cezasının verilebileceği beyan edilir. Eğer öldürülen kişinin varisleri af eder veya tazminat almakla yetinirse ölüm cezasından kurtulabilirsiniz. Ama maktulün varislerinin ölüm cezası istemeleri halinde taammüden öldüren kişi öldürülür. Kişinin ölümü bir kader olgusudur. Bunda kuşku yok. Ama siz bu kader olgusunun zuhura gelmesine neden olduğunuz için sorumlusunuz. Bunu canınızla ödersiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirdiğinizde, bu arada unutmadan ifade edeyim, İslam Kur'an'dır. Kur'an'da bir hükmü alabilmeniz, uygulayabilmeniz için Kur'an'ın bütününden hareket etmek gibi bir göreviniz vardır. Bütünden hareket ettiğimiz zaman 350 tane Müslümanın hayatını yitirmesini siz yanlış olarak yorumlayamazsınız. Kader olgusuyla bağlantı kurup yönetimleri aklayamazsınız. Bu fevkalade tehlikeli bir yaklaşım ve de din sömürüsü olur. Aslında sevgili kardeşlerim, hiçbir yönetim İslam adına değildir. Bu teokratik bir yaklaşım olur. Yönetimler Kur'an adına tasarrufta bulunmaz. Kendilerini seçen toplum adına tasarrufta bulunurlar. Eğer biz yönetimlerin veya kişilerin hatalarını örtmeye kalkar ve bunu Kur'an ölçüleriyle gerçekleştirmeye yeltenirsek elbette çıkış yolları bulabiliriz. Ama bu dine vurulabilecek en büyük darbe olur. Aynı şekilde dini kuralları çıkarlarımız için bir gerekçe olarak kullanmak. Bu fevkalade aşağılık bir yaklaşımdır ve maalesef ülkemizde dindarlar tarafından dahi bu sömürü irtikap edilebilmektedir. Ancak buna başka bir programımızda örnekler vereceğiz. Ama ne acıdır ki, ne gariptir ki Müslümanlar din sömürüsü bir kısmı yapabildiği gibi zıddına bir yöntemle din üzerinden sömürü yapan din karşıtları ülkemizde çok daha da fazladır. Evet sevgili kardeşlerim, böylece ölümün bir kader olgusu olduğunu vurguladık.
ama sebep olayının göz ardı edilemeyeceği gerçeğine de işaret ettik.